Herkese merhaba. Bugünkü videoda mantar işine yeni başlayanların en çok merak ettiği materyal olan bu pete kaplarını nasıl yapıyorum? Neden bazıları renkli, bazıları renksiz oluyor? Kuzu göbeği mantarı, istiridye mantarı ve beyaz şapkalı kültür mantarında nasıl bir formül uyguluyorum? Onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi istiridye mantarı için kullandığım formülü veriyorum. 1 litre suya 5 gram kuru malt ekstrakt, 20 gram dekstroz, katı besiyeli ortamının sertleşmesini sağlamak için de 18 ila 20 gram agar agar kullanacağız. Agar agar kendi başına bir herhangi bir besleyici özelliği yok. Bu sadece medyamızın katılaşmasını sağlayacak. Beyaz kültür mantarı için kullandığım formül ise 1 litre suya 5 gram kuru malt özü, 18 gram dekstroz, 2 gram maya besini ve yine 18 ya da 20 gram olmak üzere agar agar katıyoruz. Kültür mantarının azot ve vitamin ihtiyacı diğer mantarlara göre farklı olduğu için burada maya besini kullandık. Maya besini vitamin açısından ve azot açısından zengin bir katkı maddesi. Kuzu göbeği mantarına sadece ve sadece 1 litre suya 2 ila 5 gram arası malt kullanacağız ve 18 ila 20 gram agar agar kullanacağız. Peki kuzu göbeği mantarına niye bu kadar az besin kullandık? Kuzu göbeği mantarı zengin bir ortam bulduğu zaman sadece vejetatif misel büyümesi yapıyor ve havai hifleri büyümüyor arkadaşlar. Havai hifler kuzu göbeği mantarının toprakta hem yayılmasını sağlıyor hem besin aramasını ve aynı zamanda konide oluşumunu sağlıyor. Eğer biz bunu çok zengin bir ortama koyarsak, bu sefer sadece vejetatif misel büyümesi yapacak ve konide oluşturma kabiliyeti azalacaktır. Arkadaşlar, formülleri ben 1 litre suya göre verdim ama benim ihtiyacım o kadar yok. Ben bunu 500 mililitre suya göre ayarlayacağım. Şimdi 500 mililitre istiridye mantarı için katı besiyeli ortama hazırlayacağım. 2,5 gram kuru malt özü. 10 gram dekstroz. Bu dekstroz dediğimiz malzeme de aslında bir çeşit tahıl şekeri. 10 gram agar agar. mililitre distile su. Bunun yerine normal çeşme suyu da kullanabilirsiniz. Bu yarım litre suyu bir tencereye döküyorum. Şimdi bunu ocakta yavaş yavaş ısıtacağım. Kaynatma noktasına gelene kadar da ara ara malzemelerimizi katacağım. Laboratuvarlarda farklı bakteriler ya da farklı organizmalar için farklı renklerde katı besiyerleri hazırlanıyor. Bu renkler bizim için o kadar önemli değil. Güzel gözükmesi için de ben de bugün kırmızı boya katacağım arkadaşlar. Suyumuz yavaş yavaş ısınıyor. Önce kuru malt özünü kullanıyorum. Kuru malt özü yerine bu likit malt özünü de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu sadece sulandırılmış olduğu için bunu %50 fazla kullanıyorsunuz. 10 gram kuru malt özü yerine 15 gram likit malt özü kullanabilirsiniz. İyice erimesi için karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi dekstrozumu katacağım. Dekstroz çabuk eriyen bir malzeme. Şimdi agar agarı döküyorum. Agar agarı birden dökerseniz erimesi zorlaşır. O yüzden yavaş yavaş ara ara döküp karıştırın. Daha kolay olur. Şimdi kırmızı gıda boyası kullanacağım. Bunu ne kadar döktüğünüz önemli değil arkadaşlar. Göz kararı biraz atsanız zaten yeterli.
Kaynamaya başlayınca kısıyorum ateşini. Bu şekilde bunu 12 dakika ya da 15 dakika pişireceğim. Üstüne bir kapak koyuyorum. Çünkü buharlaşmayla içindeki suyumuz azalacak. Kavanoza döküyorum. Kapaklardan kullanıyorum arkadaşlar. Bu kapakların nasıl yapıldığı ile ilgili kanalda video var. Filtrenin üzerine su gelmemesi için alüminyum folyo ile kapatıyorum. Yarım litre kadar su koyuyorum. Kavanozumuzun tencerenin tabanına değmemesi için bir adet metal plaka. Buhar çıkışını en yüksek seviyeye ayarlıyorum. Ve ocakta bunu 30 dakika sterilize edeceğim. Likit malzemelerde 30 dakika sterilizasyon yeterli. Eğer otoklav cihazında yapacaksanız 121 derecede 15 dakika yeterli geliyor. İki çeşit petri kabımız var. Bunun bir tanesi cam. Bu cam olanlar tekrar tekrar kullanılabiliyor. Otoklav makinesinde veya da düdüklü tencerede bunu sterilize edebiliyorsunuz. Bir diğeri de şu görmüş olduğunuz plastik malzemeden yapılan tek kullanımlık petri kapları. Bunları kullanmadığınız sürece bu poşetten çıkarıp açmıyorsunuz. Eğer açarsanız, yani içinde ne varmış, yani bu nasıl bir malzemeymiş diye açıp da içine bakarsanız içine küf veyahut da bakteri girebilir. O zaman steril özelliği kaybolur. Petri kapaklarını kapatmak için kullanacağımız malzeme bu stretch folyo arkadaşlar. Parafilme göre çok ucuz bir malzeme ve aynı işlevi görüyor. Keserken düz kenarlı keskin bir bıçak kullanalım. Kesinlikle bu şekilde tırtınlı bıçak kullanmayın arkadaşlar. Kavanozumuz şu an çok sıcak. Soğuması için yarım saat 45 dakika kadar bekleyeceğim. 40-45 dereceye kadar soğuyunca ya da elle tutulur bir sıcaklığa düşünce dökümlerini yapacağım. Petri döküm işi bitti. Bir saat kadar yine burada soğutacağım. Daha sonra stretch folyo ile kaplayacağım. Gördüğünüz gibi petrelerimizi döktük, petrelerimiz dondu. Artık hiçbir şekilde dökülmezler. Merak edenler için bir tanesini göstereceğim. Bu petri kaplarını mümkünse oda sıcaklığında 5 gün bekletin. 5 gün içinde herhangi bir kontaminasyonla karşılaşmazsanız çok rahat kullanabilirsiniz. Kullanmayacaksanız da uzun dönem saklamak için bunları buzdolabına koyabilirsiniz.
Bakın şeffaf, gayet güzel. Şöyle bir jel tabaka. Jelibonlar gibi aynı. Mantar miselleri bunun yüzeyinde çok rahat bir şekilde gelişebiliyorlar. İçine doğru da büyüyorlar. Taze olduğu için biraz yapış yapış. 6 veyahut da 7 milim kalınlığında dökmüşüm. Umarım bu bilgiler size yardımcı olur. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basın. Abone değilseniz abone olun. Bu videonun başka insanlara da ulaşmasını istiyorsanız bol bol yorum yapın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.